Herkese merhabalar, selamlar, bol kazançlar diliyorum değerli arkadaşlar. bol YouTube kanalından bir başka hissaneliniz videosu ile daha birlikteyiz. Biliyorsunuz YouTube katıl bölümümüz aktif. YouTube katıl bölümünde Sizler de eğer özel analiz bölümüne üye olursanız, bunun gibi istediğiniz hisselerin video analizini yaptırabiliyorsunuz. Özel analiz grubu üyeleri ayda iki defa kendi istediği hisselerin bunun gibi detaylı teknik analizini ve en azından kabaca temel yapısını e, bakma şansı buluyorlar değerli arkadaşlar. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Bol kazançlar diliyorum. Evet Uluse, Ulusoy Elektrik İmarat Taahhüt ve Ticaret AŞ. Şimdi şunu söylemem gerekir ki bunu bu hisseyi teknik yapısı benim hoşuma gittiği için veya temel yapısını beğendiğim için veya bir gelecek düşündüğüm için seçmedim. Dediğim gibi sadece istek amaçlı e, bir hissedir. Bunu antiparantez belirteyim. Evet Ulus Elektrik İmalat, Taahhüt ve Ticaret AŞ Ulus ekoduyla Borsa İstanbul'da e, işlem gören hissemiz son kapanışını 175.6 fiyatlanma ile yapmış. Son bilançosu gelmedi. Evet 2023 4. çeyrek bilançosu henüz gelmedi bu arada. Bunu da belirteyim. Dikkatim çeken konulara hemen değineceğim. Bilanço incelemesi yapmayacağım. Sadece kaba anlamda sizlerin bilgi sahibi olmasını sağlayacağım. Fiili dolaşım oranı 6,30 civarında. Burada kaynak dağılımında en son yaptığımız hisse analizlerinde hatırlarsanız özellikle kaynak dağılımında öz kaynakların fazla olması bir avantaj. Kısa vadeli yükümlülüklerin fazla olması bir dezavantaj demiştim. Ve Ulusal'e de kaynak dağılımında kısa vadeli yükümlülüklerin %64 civarında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu açıkçası biraz ne diyelim kaynak dağılım açısından negatif bir durum. Dediğim gibi bunları çok incelemeyeceğim temel yapısına bakmayacağım çünkü teknik analiz videosu olacak bu. Onu da baştan söylemek isterim. Tabii yeni bilanço gelmedi. Yeni bilanço geldiği zaman ne olur, ne biter, neler değişir? Bunu da tabii ki yine zaman gösterecek. Yine kabaca şöyle bir, bir de bu investing tarafından bakmak istiyorum. Adil değer konumuz var. Adil değer nedir? Hissenin olması gereken e, fiyata gelip gelmediği, ne kadar yakın ne kadar uzak olduğu konusudur mevcut fiyatının. 12 tane farklı model üzerinden bakın içinde bir sürü değer var. FK çarpanları var, fiyat defter değeri oranı var. Şimdi bazen Instagram'da, Twitter'da görüyorum. Sadece FK çarpanlarına göre ucuz kalan hisseler diye video yapmışlar ve milyonlarca kişi izlemiş. Yani FK sadece FK çarpanını baz alırsanız veya sadece tek bir hesaplama yöntemini baz alırsanız yanılma payınız tabii ki biraz artacaktır. Şimdi burada 12 farklı modele göre hesaplanan adil değer fiyatlanması bu hisse için 137.99 imiş. Hissenin şu anki fiyatı 175 olduğu düşünülürse adil değerinden %21 civarında pahalı olduğu anlamına geliyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi geçelim teknik yapısına. Haftalık görünüm önümde açık. Tabii ki haftalıkta <laughs> tarihi zirvesinden sonra özellikle 1-1,5 bir, bir ay boyunca ciddi bir yıkılış geldiğini görüyoruz. Ee, yani 1,5 ay boyunca ya yani Bu hisseye özellikle şu alanlarda, bu alanlara dahil olanlar 1,5 aylık ciddi bir düşüş sürecine maruz kalmışlar. Belki 2 aylık diyebiliriz. %74 düşmüş arkadaşlar, yüzde %74 düşmüş. Ee, yani tabii ki biliyorsunuz beni takip edenler çok iyi biliyorlar. Bu tip yapılar benim hoşuma giden yapılar değildir. Bu tip yapılarda e, bazı başka bir takım konular devreye girmiş olabilir. Çünkü hiçbir ticari ürünün fiyatlanması bu kadar kısa bir sürede sürede bu kadar güzel bir alana geldikten sonra bir aşağı doğru yıkılış yaşamaz. Yaşamaması gerekiyor eğer normal seyrinde devam edebilseydi. Şimdi günlük grafiğe geçelim. Günlük grafikte bakın o yıkılış alanına dikkat çekmek istiyorum. Yıkılış alanına dikkat. Dolayısıyla bu hissenin geçmişinde böyle bir hareket var. Bunu her zaman aklınızda bulunduracaksınız. Hissede pozisyon düşünenler veya da pozisyonu bulunan hissedarlar lütfen e, geçmiş Hislerin geçmiş döneminde böyle bir yıkılış olduğunu da lütfen unutmayınız. Peki teknik yapısına bakalım. 175.6 ile kapanışını yapmış dedik. Aslında burada işte buradaki düşüşün düzeltmesini bakın arkadaşlar. Buradaki düşüşün düzeltmesini yaparken güzel bir teknik yapı görüyoruz. Nedir o teknik yapıda? Yükseliyor, boşlukları dolduruyor, yükselmeye devam ediyor. Ve kendine bir trend çizgisi, bir yükselen trend hattı oluşturuyor. Peki yükselen trend şu alanda, bu alanda aşağı kırıldıktan sonra bir onay alıyor. Düşüş onayı ve devamında tekrar düşmeye devam ediyor. Yani genel yapı aslında dediğim gibi şu anda hani son yükselişlere rağmen çok da olumlu değil diye düşünüyorum. Şimdi tabii hissedeki konsolide alanlar önemli. Yani kararsız alanlar. Konsolide nedir? Bir aşağı bir yukarı bobin yapısı derler. Testere yapısı derler vesaire. Ama aslında buradaki mantık nedir? Hissenin fiyatlanmasında bir kararsızlığın hakim olduğudur. Bu alanlar alanlarda destek ve direnç hatları olarak çalışırlar. Şöyle bir sağa doğru çekelim. Çalışmış mı? Aslında tam oraya, o noktaya gelmeden harekete geçmiş. Peki, şimdi şurada da bir konsülde hat var. Bakın lütfen dikkat. Çok net bir bobin yapısı, net bir konsülde hat yapısı. Bunu da böyle çizelim. Ben biliyorsunuz isimlere çok takılmıyorum. Bazı böyle teknik analistler isimleri çok önem veriyorlar ama benim için isim önemli değil. Benim için yapı önemli. Bunu her zaman söylüyorum. Bu yapıdan kastımız da hissenin özellikle şuradaki mini düşüşten sonra yeniden harekete geçip geçemeyeceği, yukarı mı gideceği, aşağı mı gideceği konusunda bir kararsızlık yaşadığı alandır. Ve nihayetinde bu konsülde hattı aşağı kırdıktan sonra işte bu kez de bu hattın üzerine bir türlü çıkamaması benim için bu hattın önemli bir direnç hattı olduğunun göstergesidir. Dolayısıyla bu hattın ismi benim için çok önemli değil. İsmi isterse Mahmut da olabilir. Hiç sorun değil. Ama bu hattın net bir çalışan, aktif bir direnç hattı olduğunu unutmadan işlemlerime devam etmem gerekecektir. Nitekim bu hattın şöyle bir kabaca baktığınızda bakın uzaklaşayım şöyle biraz. Şöyle bir kabaca baktığınızda özellikle tekrar tekrar denendiği, tekrar tekrar denendiği ve bir türlü üzerine kırılamadığı, üzerinde kalınamadığı bir hat olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla şu anda hissenin güncel fiyatı net bir direnç hattı içerisinde. Peki büyük yapıda, büyük yapıda yani buradaki yıkılıştan sonraki düzeltmeyi, yani düşüşün bir düzeltmesini nereye kadar yapabilmiş onu da görmek istiyorum. Şöyle çekeyim. Evet. 0.382'ye kadar bir düzeltme yapmış. Ya yani bu ne demektir? Düşüşün düzeltmesini yaptı demektir aslında. Dolayısıyla bu anlamda da dikkatli olmamız gerekecek. Yine bakın burada bir fibo değerimiz var. 0272'ye tekabül eden 179.2 fiyatlanması ile ee, bakın onu da şimdi Fibonacci'yi kaldırdığımda o Fibonacci'nin bu direnç seviyesinin ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. 179.5 oldu ama 179.2'ye şöyle almaya çalışacağım. Evet 179.1 olsun. Bakın bu hat Fibonacci tarafından şu an belirlenmiş. Geçilmesi gereken hattır. Fiyatlanmanın 211 alanına yeniden gidebilmesi için 179.12 üzerinde bir gün kapanışı yapması lazımdır. Peki 179.2'yi en son nerede aşağı kırmıştı? Lütfen dikkat burada aşağı kırmıştı. Yani 24 Ağustos 2023'ten beri e, geçemediği bir hattan bahsediyoruz. Geçmeyi denedi mi? Tabii ki denemiş. Bakın burada denemiş hemen bir gün sonra denemiş. Devamında evet Ekim 2023'te denemiş. Devamında tekrar bakalım Kasım 2023'te denemiş. Neredeyse her ay bir kez denemiş ya yani şansını ve nihayet artık geçtiğimiz hafta kapanışı itibariyle 23 Şubat 2024'te bu hattı kırmak için denediğini görüyoruz. Şimdi ihtimaller nedir? İhtimaller bu hattın önemini anlattım galiba. Bu anlaşıldı galiba. İhtimaller 179.2'nin üzerine kırıp kıramaması. Kırdığı zaman 211 hedefi. Kıramaz ise buradan bir geri çekilme ihtimali olacaktır. Hisselerin genel yapısını Sizlere anlattığıma göre o zaman biraz daha özel yapılardan bahsetmenin zamanı geldi demektir. Şimdi hisse buradan düştükten sonra buraya bir düzeltme yapıyor. Buradan şöyle bir belki bize başka değerler vermesi için bir Fibonacci çalışması yapalım. Evet. Şimdi biraz daha noktasal almak istiyorum. Peki bıraktım. Hisse şu an bir ara fiyatta, özellikle 120 ve e, ne diyelim şuradaki seviyeyi görmek istiyorum. 120 ve 233 arasında bir fiyatlanmada hatta burada ya yani günlük grafikte baktığında bir renç yapısı da var gibi görünüyor. Ya yani şu anda tabii ki e, uzun vadede 233 hedefi var bu hissenin. E, 120 bölgesi de bir destek hattı olarak çalışacaktır yine uzun vadede hissede pozisyonu bulunan arkadaşlarımız için. İndikatörlerine bakalım daha sonra yavaş, yavaş analize son vereceğiz. Hareketli ortalamalar bize ne söylüyor? Hareketli ortalamaların üzerinde seyretmesini olumlu tabii ki buluyorum. Ancak dediğim gibi şu anki geri plandaki buradaki direnç hattı. Şunu biraz daha şöyle şey yapalım. Direnç hattı olduğunu belirtelim ki neden hareketli ortalamalardan daha önemli olduğunu görebilin diye. Direnç hattı şu an hareketli ortalamalardan daha önemli. Çünkü geçmişte de 3 hareketli ortalamayı da EMA50, EMA100 ve EMA200'ü de kırdığı zamanlar olmuştu. Ancak kırdıktan sonra bu kırılımın hakkını bir türlü verememiş. Bakın geçmiş dönem, geçmiş dönemlerde de yine burada da emaları yukarı kırdığını görüyoruz. Ve e, dediğim gibi emalardan ziyade şu anki takıldığı direnç hattı hissede asıl geçirmesi gereken hat olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi bir de indikatörlerine şöyle bir göz gezdirelim. Bollinger bandı RSI ve MACD'ye bakacağız. Bollinger bandının tepe ihlali, üst band ihlali olduğunu görüyorum. Orta band üzerinde salınmasını tabii ki olumlu buluyoruz. Bakın kırmızı hat burada kırıldıktan sonra Orta bant üzerinde salınımlarına devam ediyor. 10. orta bandı şu anda 162 bölgesinden geçiyor. 162 altında fiyatlanması demek tabii ki alt alana yeniden sarkmalar olacağı anlamına gelmektedir. Arasayda ne durumdayız? Evet, Arasayda aşırı alım bölgesinde bir gitgeller yapıyor. Aşırı alıma girdikten sonra yükünü boşaltıyor, tekrar gidiyor. Ama şu anda Arasay yapısı da, momentum yapısı da her ne kadar yerinde görünse de açıkçası dediğim gibi direnç hattını geçmeye yeterli olacak mı? Günün sorusu bu. Haftanın sorusu bu. Bu hisse için e, 179.1-177 bu hattın üzerinde artık bir kalması gerekiyor. Mekli güzel. Mekli de al devam ediyor. Histogramların boyu küçülmüş. Şurada neredeyse bir sat gelecekmiş. Sat gelmeden orada fiyat toparlamış. Şöyle bakalım orada özellikle bir hareketimiz var mı? Evet şöyle bir geri gidelim. Peki. Tam burada bir sat verecekken sonraki gün toparlamış. Bollinger orta bandından kısmen destek bulduğunu söyleyebiliriz. Hissenin genel fiyatlanması bu şekilde. Hissede temel yap anlamında genelde kırmızılar görüyorum. Bu değerlere girmeyeceğim. Şimdi dediğim gibi puan itibariyle de çok önemli ne diyelim çarpıcı puanlamalar görmüyorum son gelen bilançoya göre. Dolayısıyla hissede bulunan arkadaşlar lütfen pozisyonlarının eee akıbetini iyi takip etsinler. Ne olacak, ne bitecek, yeni bilanço nasıl gelecek. Lütfen bunu incelesinler. Ve dediğim gibi hissenin daha önce, daha önce şöyle bir şelale yaptığını da unutmasınlar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.